Ama kurcalayıp durdun onu ya. Bırak da iki dakika kendi kendine yansın da. Sen karışma kaptan. Ben 50 senedir yaparım bu işi. Onun için soba profesörü oldun oraya. Çekil bakayım, çekil. Bak şimdi ben nasıl hemen canlandırıyorum onu. Çekil. Ya zaten canlı. Tiner var mı tiner? Ne? Sobaya tiner mi dökeceksin? Tiner dökeceğim tabii. Görmeyeyim mi? Odunlar daha yanmamış duruyor. Olmaz. Geçenlerde televizyonda duydum. Kesinlikle sobaya tiner dökmeyin, tinerle sobayı yakmayın diyordu. Televizyonda duyduğun her şeye inanma. Usulüyle dokarsan hiçbir şey olmaz. Ben sobaya tiner dökmem. Sen getir ben dokarım. Olmaz kardeşim ya. Yangın mangın çıkarsın maazallah. Ya Allah ben Allah. Daha haberi yapmayayım. Geç, geç ya sen. Şunu sobanın başına gidin. Sağ ol Kadir abi. Ne demek canım, lafı mı olur? O sobayı siz kurdunuz. Tabii ki ısınacaksın. Geç asılın. Hadi geç. Ben bir su alsaydım. Yok yok sen dur, sen dur. Ben getiririm asan, ben getiririm. Sen ısın. Tamam abicim, zokayı yuttu. Artık her istediğimi yapar. Bravo bize. Bize olan borçları nasıl alacağız? Sen merak etme kardeşim, ben her şeyi düşündüm. Kadir. Efendim. Yurt içi tatili iptal. Kesinlikle yurt dışına çıkmalıyız. Olur Hülya, çıkarız. Olur mu? Olur tabii, niye olmasın Hülya? Ama pasaport sürelerimizi uzatmamız lazım. Tamam, yarın uzatırız Hülya. Aa, hiç itiraz etmedin. Aşk olsun Hülya. Ben sana ne zaman itiraz ettim? Hem devlet 9 gün tatil vermiş. Evde oturacak değiliz ya. Avrupa'ya da gideriz, Amerika'ya da gideriz. Yok yok. Amerika pahalı olur. Aşk olsun Hülya. Para dediğin nedir ki? Elimizin kiri. Allah Allah. Ne oldu bu adama ya? Buyur Hasan'cığım. Sağ ol Kadir abi, zahmet rica oldu. Rica ederim. Baba, niye soğuk yine ev? Sobayı yakmasını bilmiyor ki baba. Ev soğuk değil. Gayet güzel. Geçin. Şöyle sobanın yanına geçin, güzelce ısının. Genç adamsınız, hasta şey falan olursunuz maazallah. Ya, çocuğu kimsesi de yok. Bir de hastalanırsa? Ne demek kimsesi yok ya? Biz neyiz burada? Biz neciyiz? Hasan da benim bir kardeşim sayılır, değil mi Hasan? Sağ ol Kadir abi. Siz de olmasanız. Rica ederim. Açsınız değil mi? Anne, ne zaman yemek yiyoruz? Bak çocukların karnı aç. Şimdi hazırlarım. Bir dakika anne. Hasan, istediğin özel bir şey var mı? Hazırlasın annem hemen. Yok, ne varsa yerim ben. Olur mu canım? Hani sen şehriyeli pilavı seversin. Yapsın mı annem şehriyeli pilav? Yapsın bari. Yap anne. Tabii siz gençsiniz canım. Yemek yemeniz lazım. Tabii gençsiniz, yiyeceksiniz. Bir de domates çorbası olsa? Tavuk çorbası var. Tavuk çorbası varmış Rafi. Bırak şimdi domates çorbasını, karıştırma. İyi. Aslında bir an kulağa hoş geliyor domates çorbası fikri. Öyle mi? Aha. Anne, hemen tavuk suyu çorbanın yanına bir de domates çorbası yapın. Hadi, çabuk. Sen ısın Hasan, ısın, üşüme. Koçum geldi. Hülya nerede? Niye yemeğe gelmiyor? Tam yemek vakti, yukarıda pasaport arıyor. Olacak şey mi bu? Ne pasaportu bu? Oğlunla gelinin bayramda Avrupa'ya gidiyor. Haberin yok mu? Neden haberim var ki benim? Ancak döndüklerinde haberim olur. Yok baba, ben yemekten sonra söyleyecektim. Anne, Hasan'a biraz daha pilav versene. Pilav yersin değil mi Hasan? Varsa alırım. Ben de alayım ondan biraz. Anca bir tabaklık çıkar. Bir tabak kaldıysa Hasan'a veriyoruz anne. Uy. Ben demin de beri bakarım. Tam 3 tabak yediyor. Niye 12 ayrı yiyorsun? Ben Hasan'ı şu kadarlığından beri tanırım. Onunla bir sürü acı tatlı günlerimiz oldu. Al Hasan. Tabii ki o yiyecek. Al bakalım Hasan. Öyle değil mi Hasan? Öyle Kadir abi. Ben onun babası gibiyim. Ben onun abisi gibiyim. Tabii pilav o yiyecek. Ya Hasan, afiyet olsun. Bana bak, niye her şey o tarafa kayıyor? Yok baba, sana öyle gelmiş. Ya Hasan, yoksa bir şey kalmayacak. Hasan abi, sana piyangodan falan para mı çıktı? Yok canım, ne alakası var? Hasan abine piyangodan para çıksa önce gelip Kadir abisine söyler. Değil mi Hasan? Ben olsam söyleme. Söylemeyip ne yapacaksın? Kendin mi yiyeceksin bütün parayı? Hiç tanımadığım bir sürü insan kapına yığılsa daha mı iyiydi? Kim bilir kaç yüz tane sahte akraba çıkar. Bana para çıksa tek kuruşuna kadar dağıtırım. Bir yığın fakir fukara var. Öyle deme anne. Kimliğini öğrenince mafya kapıya dayanıyor. Daha ilk günden paranın yarısı gidiyor. Bence kimliğini açıklamayanlar çok doğru yapıyorlar.
Ya hele saf biriyse hepsini alırlar. Alırlar tabii. O yüzden kimliğini çok iyi gizleyeceksin. Sadece çok güvendiğin insanlara söyleyeceksin. Mesela yatırım enstrümanlarını çok iyi tanıyan bir abine söyleyeceksin. Tabii. Ben olsam bir bankayla anlaşırım. Banka müdürü benim yerime gidiyor alıp parayı. Olmaz. Bu devirde banka müdürüne de güvenilmez. O yüzden parayı sana çok yakın, hatta senden daha yakın biriyle gidip alacaksın. Bence de. Mesela Kadir abi gibi biri. Estağfurullah. Yoksa sana sahiden para mı çıktı Hasan abi? İlahi Celal, nereden çıkartıyorsun bunları? Benim biletime amorti bile çıkmaz. Bakalım ağzındaki baklayı ne zaman çıkaracak? Tamamdır, iyice tava geldi. Hasan, istersen bu gece kaptanın yerinde sen yat. Uy, ben nereye yatacağım? Rafi ile birlikte müştemilatta kaptan. Evet, başka bir isteğin var mı Hasan? Vallahi acaba bir bardak süt mü içsek ha? Ha Ceren, süt içelim mi? İyi olur. Annem getirir birazdan. Ne demek annem getirir? Ben ne güne duruyorum Ceren? Sağ ol Kadir abi. Sana da zahmet oldu ya. Ne demek Hasan? Aramızda bir bardak sütün lafı mı olur? Ceren, acaba sütün içine biraz da bisküvi katsak mı ha? İyi olur baba. Tabii çocuklar, hemen getiriyorum. Bilirsiniz ben paylaşmayı seven bir insanım. Zamanımı, emeğimi ve de paramı bir an bile tereddüt etmeden paylaşırım. Hülya, oradan iki tane bardak verir misin bana? Sağ ol canım. Aa, bu pasaportları buraya sen mi koydun Kadir? Yoo, ben koymadım Hülya. Hülya, süt nerede? Kesin annem saklamıştır, gitmeyelim diye. Sütü buldum. Hülya, bisküvit de var mıydı? Ne yapacaksın bisküviyi? Hadi Hülya, nerede bu bisküvit? Hasan'la Ceren mama bekliyor. Ne oluyor böyle, sen bugün Hasan'ın çevresine dört dönüyorsun? Yok canım, ne alakası var? Ne döneceğim, her zamanki halim. Hadi, hadi. Cuma Paris turu varmış Kadir. Ama meteoroloji kar fırtınası var diyor. Aman canım, ona bakarsan bugün de kar yağacaktı. Yağmaz değil mi? Yağmaz, yağmaz. Merak etme, yağmaz. Tam tersi olur, cuma günü güneş açar, biz de uçağa mayoyla bineriz. Buyur Nilgün'cüğüm, güle güle harca. Teşekkürler Ersan. Buyurun. Babam bayramda dana kesecek. İştirak etmek ister miydiniz de? Dana mı? Evet, dana. Ben kurban bayramlarında online kurban kesiyorum. Online mı? Yani internetten bağış yapıyorsun, senin adına kesiyorlar. Bence de en iyisi o. Senin adına dağıtıyorlar da. Şu internet çıktı çıkalı insanlar çok tembelleşti zaten. Oldu olacak, hacca da interneti gönderin. İnsanların nasıl ibadet edeceğine karışmayın lütfen. Ersan Bey, siz ilgilenir miydiniz de? Ben de internetten bağış yapacağım. Kadir Bey, maaşınızı alır mısınız lütfen? Hem Sırat Köprüsü'nden geçerken internetin sırtına mı bineceksiniz Ersan Bey? Peki her şey internetle yapılıyor da neden maaşlarımız elimize sayılıyor? Bankaya EFT yapılmıyor? Zühtü Bey böyle istedi. Nakit para çalışanları daha çok motive edermiş. Öyle miymiş? Hasan, sen aldın mı maaşını? Aldım Kadir abi. Ama yetmiyor. Neye yetmiyor? Kredi kartı borcuna. Ne kadarmış borcun? 10 milyar. Yuh! Ya Hasan, sen ne ara yaptın bu kadar borcu? 400 milyon maaş alıyoruz Kadir abi. Başka türlü nasıl yaşayacağız? Ne zaman son ödeme tarihi? Yarın. Vallahi parayı bulsan iyi olur Hasan. Yoksa hiç gözünün yaşına bakmıyorlar, dayımdan biliyorum. Kesinlikle. Ayağındaki pantolona kadar alırlar. Of ya, of. Ben nasıl ödeyeceğim bu kadar parayı? Ödersin Hasan. Ödersin. Siz
siz de dalga mı geçiyorsunuz bu çocukla? Nasıl ödeyecek bu maaşla? Of ya, of ya. Sen, bu sızlanmalarına hiçbir anlam veremiyorum. Senin kafana son günlerde tarih kuşu pislemedi mi? Ne adamı söyledi yoksa? Bana ne zaman açılmayı düşünüyordun ha sen? Şşt! Kadir abi lütfen kimse duymasın ya. Tamam merak etme, kimse duymaz. Kadir abi, sende şu borcu kapatacak para var mı? Hasan neden bileti alıp ikramiyeyi çekip ödemiyoruz? Olmaz. Önce basın tahlillerinin bir peşini bıraksın. Her yerde onları arıyor. Sen merak etme Hasan. Ben çaktırmadan o parayı çekerim oradan. Önce borcu kapatmam lazım. Paramı almadan hapse girmek istemiyorum. Hasan, Zühtü Bey seni çağırıyor. Buyurun oturun. Hasan. Buyurun Zühtü Bey. Ersan Bey'in dedikleri doğru mu? Evet Zühtü Bey. Evladım niye bu kadar borç yaptın? Taksitler yüzünden Zühtü Bey. İnsan alırken hesaplayamıyor. Bir bakmışsınız kartın limiti dolmuş bile. Ya sonra da faizi geliyor. Al sana dağ gibi borç. Düşmeyin bu tuzaklara. Artık o tuzağa bir kere düşmüş Ersan Bey. Bu söylediklerinizin ne faydası var? Neyse artık ben başımın çaresine bakarım. Bir dakika bir dakika. Nereye bekle biraz. Ne kadardı kartın borcu? Yok yok Zühtü Bey kabul edemem. Söylesene evladım. Allah Hasan'a benim yardım etmem lazım. Evet Hasan bak Zühtü Bey soruyor. 10.846 lira Zühtü Bey. Şey efendim Hasan çekten falan anlamaz. Ben ona nakit para vereyim. Al Hasan bu parayı. Git borçlarını kapat. Bir daha da sakın bu kadar borç yapma. Yok yok Kadir Bey alamam ben bunu. Al Hasan al hadi al. Teşekkür ederim. Rica ederim. Size de teşekkür ederim Zühtü Bey. Hadi artık Zühtü Bey'i daha fazla rahatsız etmeyelim Hasan. Kadir Bey sizi parasıyla niye ezmek istedi? Hiçbir anlam veremedim efendim. Hasan bu ilimi de unutmazsın herhalde. Bana bak git borçlarını yatır. Sonra da bileti al gel hemen ikramiyeyi çekelim tamam mı? Tabii tabii çekeriz. Tamam hadi. Hasan öyle bir bilet var değil mi? Sonraki bayram gideriz Suriye. Bak daha genciz. Önümüzde nice 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 bayramlar var. Ne oldu? Niye vazgeçtin? Annenle mi konuştun? Yok, hayır. O zaman niye? Bugün maaş aldığına göre. Ne oldu? Maaş alamadın mı yoksa? Aldım Hulya. Aldım ama Hasan'a vermek zorunda kaldım. Kredi kartı borcu varmış çocuğun. Ay inanmıyorum ya. Nasıl verirsin Kadir? Ne yapayım Hulya? Sen olsaydın vermez miydin? Yoksa içeri atacaklardı çocuğu. Zaten herkese para var. Bir bizim tatilimize yok. Merak etme Hulya. Sana tatillerin en güzelini, en kralını yaptıracağım. Bayramdan sonra 1 trilyonluk bir fonun başına geçiyorum. Ne trilyonu, ne fonu? Hasan'ın Milli Piyango yılbaşı ikramiye fonu. Hasan'a para mı çıktı? Ya 1 trilyon. Sence Kadir abi öğrendiğinde ne tepki verecektir? Vallahi ilk etapta beni evden atacak kesin. Beni de. Aman niye korkuyoruz be? Biz hakkımızı aldık. Bize borcu vardı. Evet ama yine de bayağı bir esip gülleyecektir. Hasan'ın 1 trilyonu seni bayağı heyecanlandırıyor ama karınla tatil seni hiç heyecanlandırmıyor Kadir. Aşk olsun Hulya. Teessüf ederim mor menekşem.
Sen benim seni ne kadar çok sevdiğimi bilmiyorsun sanki gıdık. Yapma! Yapma! Ya seni kandırdılarsa? Ben gebertirim onları. Ne demekmiş kandırmak bana? Kurbanlık ne zaman olacaksın? Daha belli değil baba. Ne demek daha belli değil? Bayram az bir zaman kaldı. Al da bağlayalım şuraya. Tamam baba, hallederiz. Lütfü Beylere dana keseceğiz dedik. Eğer kesemezsek oturur sen izah edersin. Baba siz de niye böyle büyük konuştunuz ya? Diyene bak. Amerika'da da master yaptım diyen sen. İkizim var diyen, yalan söyleyen gene sen. Kurbanlığa gelince niye büyük konuştunuz? Tamam baba, tamam, kızma. Alırız, keseriz, hallederiz. Hallederizmiş. Eğer kurban alacak parayı bulabilirsen Kadir, tatile gidecek parayı da bulabilirsin demektir bu. Ulan Hasan, ulan Rafi, eğer bu adiliği yaptıysanız, eğer duygularımla oynadıysanız, sizi gebertirim. Zühtü Bey dünkü hareketinize çok bozuldu. Bilmem haberiniz var mı? Hangi hareketime? Öyle çıkarıp Hasan'a para vermeler filan. Evet, o hareketime ben de çok bozuldum. Yani resmen adamı ezdiniz. Ben varken sana düşmez demeye getirdiniz. Saçmalamayın canım, ne alakası var? Bu postaları açıp inceleyin lütfen. Peki efendim. Ya benim öyle bir amacım yoktu ki. Vallahi bilmem artık. Selam. Vay 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 vay, kimler gelmiş, hoş gelmiş. Ne haber Hasan? İyidir. Hasan bilet nerede? Bilet mi? Evet, şu trilyonluk bilet Hasan. Güvenli bir yerde. Neresiymiş o güvenli bir yer Hasan? Sana söylersem güvenli bir yer olma özelliğini yitirmez mi? Bana bak Hasan, dün bütün paramı sana verdim. Şu anda acilen paraya ihtiyacım var. O bilet nerede? Henüz parayı çekmeye hazır değilim. Para beni bozar diye düşünüyorum. Ersan Bey, şu danaya ortak olma konusunu bir kere daha düşündünüz mü? Düşünmedim. Siz Berna Hanım? Yo, almayayım, sağ olun. Ulan nasıl alacağım ben bu danayı? Vallahi Kadir abi, biletin peşine düştü Rafi. Bence söyleyelim abicim. Bence 3-5 ayı oyalayalım. Yoksa Kadir abi parayı alana kadar peşimizi bırakmaz. Hiçbir güç bu parayı benden geri alamaz. Bilet nerede? Sakın bana güvenli bir yerde deme. Bilet nerede diye bir daha sormayacağım. Bilet millet yok. Bilet millet yok. Dur. Bilet burada. Nerede? Burada işte. Yalnız şey... Ne? Biz yanlış bakmışız. 1 trilyon çıktı sanmışız. Ne? Benim lan!